Ekev Karışısı, Tora'nın 5. kitabı olan Devarim Tesniye kitabından okunan 3. ve haftalık Tora okumalarının 46. karışısıdır. Ekev Karışısı'nda Moşe, İsrail halkını girmekte oldukları topraklara ayak basmadan önceki son konuşmasına devam eder. Moşe, İsrail halkına girecekleri topraklarda Tanrı'nın tüm emirlerini yerine getirmeleri halinde Tanrı'nın onları bollukla ödüllendireceğini, halkın orada bereket içinde çoğalacağını söyler. Ayrıca İsrail halkına çölde 40 yıl süren yolculukları sırasında altın buzağı yapmak, Tanrı'ya karşı isyan etmek gibi işledikleri günahları ve her seferinde Tanrı'nın onları affettiğini hatırlatır. Tanrı, İsrail halkını çölde geçen 40 yıl boyunca mucizevi besin man ile beslemiştir. Bu da insanların sadece ekmek ile değil, Tanrı'nın ağzından çıkan sözlerle bile doyabileceğinin bir göstergesidir. Ama artık çölde süren yolculuk bitmek üzeredir. Varılacak topraklar süt ve bal ülkesidir. Ve Tanrı orayı 7 adet besinle, buğday, arpa, üzüm, incir, nar, zeytinyağı ve hurma ile kutsamıştır. İsrail halkı çölde geçirdikleri süre içerisinde işledikleri günahlarla çöküşün yani yok oluşun eşiğine gelmiştir. Bundan yola çıkarak Rabbi Jonathan Sacks bizlere şu soruyu sorar. Özgür toplumların karşısındaki en büyük zorluk nedir? Sonrasında da sorduğu soruyu şöyle cevaplar. Toplumların karşılaştığı en büyük zorluk yoklukla karşılaştıkları zaman değildir. Bilakis toplumlar en zor günlerini rahata kavuştukları, bolluk içinde yaşadıkları zamanlarda yaşarlar. Peki bolluk niçin tehlikeli olabilir? Çünkü bolluk içerisinde yaşayanlar öncelikle nereden geldiklerini unutabilirler. Geçmişini unutup sadece bugünü düşünen toplumlarda eşitsizlik artar ve sosyal dayanışma azalır. Eğer sosyal dayanışma azalırsa toplum zayıflar. Ve eğer toplum zayıflarsa o zaman yenilgi ve çöküş kaçınılmaz olur. Peki tarih boyunca gördüğümüz doğup, güçlenip ve ardından çöken toplumlar gibi olmamak için neler yapmalıyız? Peygamberimiz Moşe Rabbeinu sosyal birlikteliğin formülünü kendi yaşadığı dönemde şöyle vermiştir. Kim olduğunu ve nereden geldiğini hiçbir zaman unutma. Adaletin olduğu ve tüm bireylerin saygınlığının olduğu bir toplumu yarat. Düşkünün ve fakirin yanında ol. Ve her zaman senden üstün bir kuvvetin varlığına inan. Bu formülü uygulamayıp, Tanrı'ya ve içinde yaşadıkları toplumlara hizmet etmeyip, sadece kendi çıkarlarına hizmet eden bireylerden oluşan toplumların varlıklarını sürdürmeleri imkansızdır. Bu yüzdendir ki toplumumuzun geleceği için gençlerimizi eğitmeye devam edelim. Ama onlara sadece yabancı dilleri, matematiği ve coğrafyayı değil, içinde yaşadıkları toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını, düşkünün yanında olmayı, başarılı işlerin ardından kibir ve gururun yerine şükran ve sevgi duygularını ön plana çıkartmalarını öğretelim. Şabbat şalom.